Merhaba. 2022 AYT Matematik Soruları 1. bölümüne hoş geldiniz gençler. Ben Nevzat Kaya. 1. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere 2A artı 3B eşittir 17, 2B artı 3C eşittir 85 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş soruda. Şimdi burada dikkat edeceğiniz nokta şu olsun gençler. Tam sayılar denildiği zaman değer verebilirsiniz. 2 üzeri A artı 3 üzeri B 17 olmak üzere A'ya ben 3 diyorum ve B'ye de 2 diyorum. Sağlıyorum bakalım şimdi. 2 üzeri 3 artı 3 üzeri 2 eşittir 17 midir? Evet. Çünkü 8 artı 9'dan 17 olacak. Peki ikinci işleme bakın bakalım. 2 üssü B artı 3 üssü C 85'miş. B'yi zaten 2 olarak kabul etmiştik. 2'nin karesi artı 3 üzeri C eşittir 85'ten. Buradan gençler 4, 81 oluyor. 3 üzeri C eşittir 81 ise C de buradan 3 üzeri 4'ten 4 çıkıyor. Bunu şöyle bulut için alalım. Peki bana ne soruyor soruda? Diyor ki A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. O zaman A artı B artı C eşittir. A'yı zaten 3 kabul etmiştik. B'yi 2, C'yi de 4 bulduk. 4, 7, 9 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt C seçeneğidir. 2. A, B, C ve D ardışık tam sayılar ve A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D olmak üzere. A çarpı C pozitifmiş. Arkadaşlar buna dikkat edin. A çarpı B çarpı D de sıfıra eşitmiş. Buna göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır demiş. Şimdi A çarpı C büyük sıfır olduğuna göre bunu iki türlü yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar A küçük sıfır, C küçük sıfır. İkisi de negatif olan sayıların çarpımı pozitifti. Peki ikinci durum ne olacak? İkinci durumda ikisi de pozitif olacak. Yani A da pozitif, C de pozitif. Şimdi bakıyorum ben. A, B, D sıfıra eşit olduğuna göre arkadaşlar kesinlikle içlerinden bir tanesi sıfır olmak zorunda. Ben en küçükten en büyüğe yani ardışık olarak sıraladığı için A'yı eksi 3 kabul ediyorum. Eksi 3, B'yi eksi 2, C'yi eksi 1. Peki ne kaldı geriye? D kaldı. D'yi de 0 kabul ediyorum ki ikinci satırı sağlasın. Bakın yapalım şimdi oluyor mu? Birincisine bakıyorum şimdi. 1. A çarpı C pozitif mi? Eksi 3 çarpı eksi 2 pozitif. 6 pozitif. Doğru. İkinci şıkkı sağlıyorum. Ona da bakalım. A, B, D eşittir 0 mı? Arkadaşlar eksi 3 çarpı eksi 2 çarpı 0 eşittir 0. Bunu da sağlıyor. Demek ki ne diyeceğim burada? A artı B artı C artı D eşittir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 artı 0 yazmaya gerek yok ama yazalım. Eşittir. Eksi 6 sonucuna ulaşırsınız. Yani doğru yanıt B seçeneğidir gençler. 3. Tipik bir faktöriyel sorusu. Tabii ki EKOK ve EBOB olarak bize sorulmuştur ama hatırlarsanız önce faktöriyelleri en küçüğüne kadar sadeleştirebiliyorum. Yani şöyle yapalım. A eşittir diyelim. 7 faktöriyel artı 6 faktöriyel. B 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. Buna göre EKOK AB kaçtır diyor. Bakın en küçüğü kaç burada? 6 faktöriyel. Peki 6 faktöriyel parantezini aldım. Burada 7 kaldı, burada 1 kaldı. Burada A eşittir o zaman 6 faktöriyel çarpı 8 olarak yazabilirsiniz gençler. Bu dursun kenarda. Şöyle bir çerçeve yapalım. Peki B'yi de bulalım. B eşittir diyor. 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. Bunu da 6 faktöriyel kadar küçültüyorum bakın. Çünkü ortakları bulmamız gerekecek ya. 6 faktöriyel parantezinde burada 8 kaldı bir de 7 eksi burada 7 kaldı. Yani B eşittir 6 faktöriyel çarpı 56'yı da çıkartın 49 yani 7'nin karesi gençler. Bunu da bunun için alalım şöyle. Ne soruyor bize bakalım şimdi. EKOK AB. EKOK A ile B'nin EKOK'unu soruyor bana. EKOK'ta en büyüklerini yapıyorduk. Yani ortak olanlara bakıyorsunuz en büyükleri. Burada bakıyorum 6 faktöriyeller ortak bir kere. Cepte dursun bu. Çarpı. Şimdi 7'nin karesi var orada. Orada 7 yok. 7'nin karesi de ortak. Çarpı. 8 üzeri 1 var. B'de 8 üzeri 0 var gibi düşünün. Çünkü en büyükten alıyoruz. 8 üzeri 1. 8 yani. Ben bunu şöyle yapıyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyle aynı bir ortak yazıyorum. Çarpı 7 tane 7 kaldı. Aynı şey.
7'nin karesini ayrıştırmış olduk. Şu parçanın yani 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyelin 8 faktöriyel olduğunu görüyorum. Bu durumda diyorum ki demek ki 8 faktöriyel çarpı 7 olarak yazılabilir. Doğru yanıt C seçeneği olarak bulunur. En doğal sayısı 2 asal sayının çarpımına eşit olmak üzere diyor. 66 çarpı n ve 70 çarpı n sayılarının asal bölenlerinin sayısı sırasıyla 5 ve 3'tür gençler. Burası çok önemli benim için. O zaman ne yapmamız gerekecek hemen? Bir önce bulalım n sayısını. Buna göre n sayısının rakamlar toplamı kaçtır diye sormuş bize. Peki 66 n'i yazıyorum şimdi. Arkadaşlar 66. Hocam kalem almadınız. Evet gençler bazen unutuyorum. 66 çarpı n'i. Şu şekilde yazamaz mısınız? 2 çarpı 3 çarpı 11. 66 yapacak çarpı n. Burada 3 tane çarpan var. Değil mi? 3 tane pozitif bölen var. Ama bana diyor ki bunun pozitif bölen sayısı 5 tanedir diyor. O zaman 2 tane daha ekleyebilirsiniz buraya. Mavi kalem ekleyelim onu da. Demek ki 2 çarpı 3 çarpı 11 çarpı ne yazabilirsiniz arkadaşlar burada? 5 çarpı 7'yi ekleyebiliriz. Ya burası da şöyle 35 olsun. Demek ki ben n sayısına 35 olarak alabilirim. Şöyle bir çerçeve edelim. Peki devam edelim şimdi. 70 n var bir de. 70 çarpı n var. 70'in çarpanları nelerdir arkadaşlar? 2 var, 5 var, 10 etti. 7 ile çarp 70 çarpı n. O da 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı yine 35 olarak yazabilirsiniz bunu. Bakın bu aslında şöyle olmuş oluyor. 2 çarpı 5'in karesi çarpı 7'nin karesi olmuş oluyor. Yani 35'i yazarsam burayı da sağlıyor. Kaç tane var bunun asal böleni? 2, 5, 7 olmak üzere yine 3 tane. N sayısının rakamları toplamını soruyor. Gençler yani bir nevi 35'in rakamları toplamını soruyor. 3 artı 5'ten 8 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt A seçeneğidir. A bir tam sayı olmak üzere x eksi a çarpı 2x eksi 9 küçük 0 eşitsizliğini sağlayan yalnızca 2 tane x tam sayısı bulunmaktadır. Buna göre a sayısının alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş gençler. Bakın şimdi 2 tane olduğuna göre demek ki birincisi 2x eksi 9'dan yürüyebilirsiniz. 2x eksi 9 eşittir 0'dan 2x eşittir 9 x eşittir 9 bölü 2 yani 9 bölü 2 kalsın o da 4,5'tür aslında. O zaman ben tabloyu yaparken hatırlarsanız tablo yapıyorduk biz burada. Şöyle bir tablo yapalım. 2'den başlatabilirsiniz. Mavi kalemi yap Nevzat. 2 ve 9 bölü 2 yazarsanız eğer bir burada 0 yani kökü bir burada burada 0 farkındaysanız eşitlik koymuyorum açık aralık. İşareti artı olduğu için ondan şuradan başlayalım. Artı eksi artı. Bakın çözüm kümemiz burası. Çözüm kümesi 1 eşittir. 2 açık aralık 9 bölü 2 yazarsak bakın 2 tane çözüm oluyor farkındaysanız. 3 oluyor bir de 4 oluyor burada. 2 tane çözüm kümesi oluyor. Çünkü bana diyor ki yalnızca 2 tane. O zaman A'nın birinci değeri x eksi 2 eşittir 0 olmak üzere A eşittir 2. Bunu cebime koydum. Arkadaşlar bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Bunu cebime koydum. Peki ikinci kısımda yan tarafa yapalım. Yine 9 bölü 2 4,5'tan bu defa büyükleri alıyorum. Bakın yine aynı şekilde şöyle tablomu yapıyorum. Bu defa 9 bölü 2'yi buraya koyuyorum. 4,5'dan büyük olan 5 ile 6 olacağı için buraya da 7 koyuyorum gençler. Şöyle de 7'yi koyuyorum. O zaman bir burada 0 bir de burada 0 olmuş oluyor. İşareti yine artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı. Yine çözüm kümesi burası bu aralık. Çözüm kümesi 2 diyelim onu da. Çözüm kümesi 2'den de. Bakın 9 bölü 2 ile 7 arasındaki sayılar. Neler vardır o arada? 4,5'ten büyük 5 vardır. Bir de 6 vardır. 2 tane bakın. Yine 2 tane var. Yani bu kuralı yine geçerli kıldık yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki burada x eksi 2 ne olacak? Burada renkli kalem yazarım da mavi kalemle. Yine bu defa x eksi 7 eşittir 0'dan. A değeri 7 bulmuş oluyoruz. Bakın 2 tane değer bulmuş olduk. Yine bunu çerçeveleyelim. Bana A değerlerinin çarpımını soruyor. O zaman 2 çarpı 7'den 14 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt E seçeneği olur.
A, pozitif bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Bakın arkadaşlar aşağıda. F gx x kare artı a, f g 1, 2, f çarpı g 1 eşittir 18 olmak üzere gof 1 kaçtır diyor. Peki. Bakın önce şuradaki eşitliği kullanacağım. Yani şunu. F1 bölü G1 eşittir 2'dir. Bu bir cepte dursun. Buradaki eşitliğe göre de F1 çarpı G1 de 18. Eşitliği yerine yazalım. F1 burada hemen mavi kalemi şöyle Nevzat yap onu güzel bir şekilde. F1 eşittir 2 çarpı G1 olur. Yerine koyalım. 2 çarpı G1 çarpı G1 eşittir 18 ise buradan G1'in parantez karesi eşittir 9 olacak. G1 de eşittir 3 olur. Bakıyorum şimdi A pozitif gerçel sayı olduğu için pozitif olanı almış olduk. Şöyle bir bulut için alalım. Bu cepte dursun. Peki hocam F1'de bulabilir misiniz diyorsunuz. Tabii ki buluruz. Şurada yukarıdaki eşitlikte F1'de 2 çarpı G1 idi. 2 çarpı 3'ten F1'de 6 olarak bulursunuz. Bunu da yeşil kalemle bulut için alalım. Peki. Neler var şimdi bakalım. Şimdi GOF 1'i soruyor bize. Gençler GOF 1'i bulmadan önce şuradaki ifadede bakın GX ifadesinde A'yı bulmak şansımız var. G1 çünkü. G1 eşittir 3 için 3 eşittir 1 artı A ise A eşittir 2 olacaktır. Bunu şöyle güzel çerçeveleyelim. Bana GOF 1 soruyor. G köşeli parantez F1'i soruyor. F1 zaten 6 bulmuştuk. G6. G6'yı bulmak için de yukarıda artık GX fonksiyonunu oluşturduk. GX fonksiyonunu yazalım. GX eşittir. X kare artı 2 olduğu için G6 fonksiyonu eşittir. 6'nın karesi artı 2'den. Buradan da G6 eşittir. 36, 38 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt A seçeneğidir gençler. Dik koordinat düzleminde 0,6 kapalı aralığında tanımlı ve sürekli f ve g h fonksiyonlarının grafiklerini vermişler arkadaşlar. Bakın farkındaysanız sol 0'dan 2'ye kadar olan kısımlar onların grafikleri imiş. Peki buna bu fonksiyonlar için diyor f bileşke g1 küçüktür f bileşke h1 o da küçüktür g bileşke h1 eşitsizlikleri verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı grafiklere karşılık gelen fonksiyonlar aşağıdakilerin hangisi olur? Peki. Bakın ben önce birincisini yapıyorum. Yani basamak basamak gidiyorum. Şu şekilde yazalım şuraya. 1. F bileşke G1 deyince ne aklımıza gelir? F köşeli parantez G1. G1'i zaten bakın buradan G1'i bulduğunuz zaman G1 5 oluyor. Sabit fonksiyon olarak vermiş. Bana F5. Burada F5 lazım. Birincisinde. İkincisini bulalım. F bileşke H1 gençler. Bu da F köşeli parantez H1 olacak. H1'e bakın bakalım. 0 ile 2 aralığında sabit fonksiyon olduğu için H1 ile 4 oluyor. Yani F4. 3 diyelim. G bileşke H1 vermişler. Bu da G köşeli parantez H1. H1 4'tü. Buradan da G4 olacak. Bu arada köpeğimiz havlıyor gençler. Size farkındasınız. Selam söylüyor size. Şimdi burada ne demek istiyor? Burada diyor ki arkadaş F5 küçük olacak. F4 küçük olacak G4'ten. Ben bir kere şuradan F5 ile F4 küçük olduğuna göre bir kere fonksiyon azalan. F fonksiyonu azalandır arkadaşlar. F5 küçüktür. F4 olduğuna göre F azalan. Çünkü x değeri artmasına rağmen y değeri azalmış. O zaman azalan bir fonksiyon. Bakalım şimdi o zaman. Peki. Renkli kalemi yazacağım yine. Birincisi bir kere azalan. Ama bir de G4'ten de küçük olacak. F4 de küçük G4 olacak. Onu şöyle yazalım. F4 de küçüktür G4 olduğuna göre. Azalan fonksiyon 1 zaten. G4 daha büyük olduğuna göre demek ki yukarıdaki daha büyük olacak arkadaşlar. Yani o zaman yazıyorum. Diyorum ki birincisi G fonksiyonu. İkincisi f fonksiyonu olacak çünkü azalan fonksiyon. Üçüncüsü ise
H fonksiyonu olacak. Yani f, pardon, bir g idi. Pardon, emua. G, f, h sıralaması doğrudur. Bu durumda bakıyorum şimdi g, f, h'a. B seçeneği olarak bulunur. İki basamaklı bir AB doğal sayısı ile ilgili P, AB sayısı 3'e tam bölünür. Q, A artı B toplamı 5'e tam bölünür. R, A çarpı B çarpı 7'ye tam bölünür. Önermeleri veriliyor gençler. Bakın, burada önemli olan nokta şurası. Şurada çerçeveliyorum görün diye. P, Q ise P ise R. Önermesi yanlış olduğuna göre. O zaman bu arkadaşımız neymiş? Denktir sıfıra. Bu durumda neler var şimdi? Neler var? Bakalım şimdi. O zaman Q kesinlikle 1 olmak zorunda. 1 0 olacak ya, hatırlayın. Ne demiştik? 1 ise 0. Yani 100 kuralından 0 olacağı için. Q 1 olacak. P ise R. Şöyle yazalım bunu. P ise R. 0 olacağı için buradan da arkadaşlar şöyle yazalım. P de 1 olacak. R de 0 olacak. Bunları şöyle bir hemen çerçeveleyelim. Çünkü bana lazım olacak. Birazdan bunları kullanacağız. Bu doğru. Şu doğru. Bir de şu doğru. Peki. Şimdi devam edelim. Gelelim yukarıya. Demek ki P önermesi doğru olacak. Yani P sayısı şuradan şunu yapıyorum. AB sayısı 3 ile tam bölünür. Demek ki AB 3'ün katı. Bu doğru çünkü. Peki buna geldik şimdi. A artı B toplamı 5'e tam bölünebilir. Q önermesine bakıyorum. Yine Q de 1'di. Hatırlayın. Q de 1. O zaman A artı B de, nasıl B hocam o? A artı B de 5'in katı olacak. Bu da doğru. Bir de bu var arkadaşlar. Buradan da ne çıkartabiliriz ortaya? Bunu da mavi kalem yapalım. A çarpı B çarpı 7'ye tam bölünür diyor. Oysa ki R'nin 0 olduğunu bulduk. Yani R yanlış. O zaman A çarpı B de eşit değil 7'nin katına. Çünkü bu yanlıştı. Buna göre değerler vereceğiz gençler. Yani A çarpı B kaç olabilir? Bir kere 7'nin katı olmayacak A çarpı B. Yani 7'nin katı olanları yok edeceğiz. 6 kere de 42 olur, gitti bu. 7 kere 8 56 olur, bu da gitti. Hem 3'ün hem de 5'in katı olacak. Toplamları 5'in katı olacak. O zaman değerleri verebilirsiniz artık burada. A'yı 6 alsam, B'yi de 9 alsam. Bakın değer veriyorum farkındaysanız artık. Çünkü 9 kere 6 54, 3'ün katı 9, 6 daha 15, 5'in katı olacak. Demek ki A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B eşittir 54 olur. Yani doğru yanıt D seçeneğidir gençler. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu veriliyor. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere Px eksi A polinomunun yalnızca bir kökü varken Px eksi A eksi 4 polinomunun kökleri eksi B ve B olmaktadır. Arkadaşlar PB 9 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Bakın ben buradan şöyle bir yakalamış oluyorum. Demek ki 1. Px polinomumuz kesinlikle x kare artı A olmalı ki Px eksi A denildiği zaman, eksi A'yı koyduğu zaman sadece x kareden bir kök çıksın. Yani onu da mavi kalem yapayım. Yani Px eksi A dediği zaman x kare artı A eksi A'dan x kare çıksın. Bir kök var. O da 0. Bu bir kere cepte. 2. Peki diyor ki Px eksi A eksi 4 polinomunun kökleri eksi B ve eksi A'dır. Tamam. O zaman yazıyorum. Diyorum ki Px eksi A eksi 4 polinomunu nasıl yazarsınız? Şöyle sıkıştırmayalım yan tarafa. X kare artı A eksi A eksi 4 eşittir 0'dan. A'lar cırt cırt gitti bunlar. X kare eşittir 4'ten. X eşittir artı eksi 2. Demek ki B eşittir gençler 2'dir. Bunu çerçeve içine alalım şöyle. Bakın B'yi bulduk. Şimdi gelelim alttaki ifadeye. Yani Px polinomumuzu artık biz ne bulmuş olduk? X kare artı A diye karar verdik. Bir de PB 9 ise B zaten 2 idi. Yani P2 eşittir 9 olacak. İse
2'nin karesi artı a eşittir 9'dan. Bakın basamak basamak yazıyorum ki kafamız karışmasın. A buradan 5 çıkıyor gençler. Hocam çerçeveyi güzel yapamadım. Evet çerçeveyi güzel yapamadım. Muntazam yapmaya çalışıyorum. Peki bana ne soruyor? A artı B toplamı kaçtır diyor. Bundan sonrası yapmayanı zaten döverler. A artı B eşittir 5 artı 2'den 7 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru yanıt B seçeneği olur. A ve B gerçel sayılar olmak üzere x kare eksi 2x artı a'dır 0, x kare eksi x artı 5'tir 0 denklemleri veriliyor. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın burada bir verilmiş bir kural var. Diyor ki birinci denklemin kökler toplamının ikinci denklemin bir kökü. O zaman burada x1 artı x2 eşittir neydi formülümüz? Eksi b bölü a idi hocam dediğiniz duyuyorum bravo. Yani ne olacak buradan arkadaşlar o zaman? Ona x3 kökü diyelim. X3 de 2'ymiş. Bu diğer denklemin bir köküymüş. Alttaki denklemin. Çünkü oraya koyacağız yerine. Burada yerine koyacağım onu. Yani 2 kare eksi 2 artı b eşittir 0'dan b eşittir eksi 2 çıkıyor. Yani artık diğer denklemde b'yi bulmuş olduk. Peki gidelim şimdi ikincisine. İkinci denklemin kökler çarpımının ise birinci denklemin bir kökü olduğunu biliniyor. Yani ikinci denklemin kökler çarpımı nedir o zaman? X3 çarpı X4 diyelim ona da öyle demiştik. Eşittir C bölü A idi. Yani C bölü A'dan X3 çarpı X4'ün de B olduğunu görüyorsunuz. O da eksi 2'dir. Bu da birinci denklemin kökü. O zaman şuraya yazalım. X kare eksi 2X artı A eşittir 0 denklemini sağlar. Yazalım siyah kalemimizle. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı a eşittir 0'dan. Buradan a eşittir 2 kere 2 4. 4 de oradan gelecek 8. Eksi 8 olduğunu bulurum. Gençler sizle beraber çözüyorum. Beni takip edebilirsiniz. Eksi 8. Peki bana ne soruyor? A artı b toplamı kaçtır diyor. A'yı eksi 8 bulduk. B'yi de eksi 2 bulmuştuk. Eksi 10 olarak bulursunuz. Yani doğru yanıt D seçeneğidir gençler. Arkadaşlar 2022 AYT ilk 10 soruluk birinci bölümü çözdük. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bir dinleyin ve izleyin öneriyorum.